Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü deneme ile birlikteyiz. Yani aslında bizim ikinci denememiz. Ben çift sayılı olan denemeleri çözeceğim. Sizler de tek sayıları çözerek 10 tane denemeyi çözmüş oluruz birlikte. Şimdi bakalım, diyor ki yukarıda verilen molekülle ilgili olarak hangileri doğrudur? Serbest RNA nükleotididir. Arkadaşlar yukarıdaki moleküle baktığımız zaman ne var? Adenin var. Riboz var, 3 tane de fosfat var. Şimdi bu 3 fosfattan dolayı biz buna ne diyeceğiz? ATP molekülü diyeceğiz, değil mi? ATP. O zaman serbest RNA nükleotididir demesi yanlış olur. Enerji harcanması gereken olaylarda hidroliz edilebilir. Evet, enerji harcandığı için arkadaşlar, yani enerji harcamasında kullanılır. Transkripsiyon sırasında kullanılabilir. Şimdi transkripsiyon enerji gerektiren bir olaydır. Dolayısıyla transkripsiyon sırasında kullanılabilir. Hücre zarı dışına çıkabilir. Arkadaşlar ATP hücre içerisinde üretilip hücre içinde tüketilir. Hücre dışına çıkamaz. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Biyokimyasal enzimlerin kullanıldığı bir tepkimenin daha hızlı gerçekleşebilmesi için aşağıdaki değişimlerden hangisinin yapılması olumsuz etki oluşturur? Bakalım. Sıcaklığın optimum değere çıkarılması bu olumlu etkiler. Ortamdaki su derişiminin %12'den %20'ye çıkarılması, arkadaşlar bu da olumlu etkiler. Çünkü bir enzimin çalışması için ortamda minimum %15 su bulunması gerekiyor. 12'den 20'ye çıkarırsak daha iyi çalışır. Substrat yüzeyinin artırılması, bu da olumlu etkiler. pH'ın optimum değerin altına indirilmesi. Bakın, optimum değer enzimin en iyi çalıştığı aralıktır. Dolayısıyla arkadaşlar eğer ben pH'ı optimum değerin altına indirirsem ne olur? Olumsuz etkilenir. Cevabımız Denizli şıkkı olacak. İnhibitör maddenin ortamdan uzaklaştırılması, bu da olumlu etkiler. D şıkkı olur cevabımız. Üçüncü soru. Ribozomun fonksiyonları arasında hangileri bulunur? Mesajcı RNA'daki kodu çözmek, peptidil transferaz ile peptit bağları oluşturmak, ribozomal RNA sentezlemek. Arkadaşlar bir kere mesajcı RNA'daki kodu çözerek ne yapıyor? Protein sentezliyor. Doğru. Peptidil transferaz ile peptit bağları oluşturuyor. Evet, hani amino asitleri birbirine bağlıyor ya, peptit bağları oluşturuyor sonuçta, doğru. Ama ribozomal RNA'yı sentezlemez. Ribozomal RNA nerede sentezleniyor? Hücrede, çekirdeğin içerisinde arkadaşlar, eğer ökaryot hücre ise tabii, DNA'dan sentezlenen bir moleküldür. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 Ceyhan şıkkı olacak. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi glikojen molekülünün özelliklerinden biri değildir? Glikojen. Vücudumuzda karaciğer ve çizgili kaslarda yoğun miktarda depolanır. Doğru. Hayvan, mantar ve bakteri hücrelerinde sentezlenir. Doğru. Hidrolizi için harcanan ATP miktarı, sentezi için harcanan ATP miktarını eşittir. Şimdi bakın, burası yanlış olacak. Hidrolizi için harcanan ATP demiş ya arkadaşlar, hidroliz sırasında ATP harcanmaz. Suyun çözücü özelliği kullanılır. O yüzden bu yanlıştır. İnsülin hormonu yapımını, adrenalin ve glukagon hormonları yıkımını uyarır. Doğru. Sentezi sırasında kullanılan glikoz sayısından bir eksik su molekülü açığa çıkar. Bu da doğrudur. Diyelim ki N sayıda glikoz bir araya geliyorsa, N eksi bir sayıda da su molekülü açığa çıkar. Cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim 5. sorumuza. Bir hayvansal hücre yoğun tuz çözeltisine konduğunda plazmoliz oluncaya kadarki olayları gösteren yukarıda verilen grafiklerden hangileri doğrudur? Şimdi yoğun tuz çözeltisine konulmuş. Yoğun tuz çözeltisine konuluyorsa arkadaşlar su kaybedecek, değil mi? Dolayısıyla hücrenin ozmotik basıncı artacak. Bu doğrudur. Hücrenin hacmi azalır demiş. Şimdi su kaybettiği için hücrenin hacmi azalır de, doğrudur arkadaşlar. Su depo eden koful büyüklüğü azalır demiş. Şimdi hayvansal hücrede su depo eden koful yoktur. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 Bursa şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. 6. soru. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA arasındaki farklardan biri değildir? DNA nükleotitlerinin deoksiriboz, RNA nükleotitlerinin riboz bulundurması, bu farktır, doğru. DNA'da pirimidin bazlarından sitozin ve timinin, RNA'da sitozin ve urasilin bulunması, bu da farktır arkadaşlar. DNA'da şeker fosfat iskeletinin hem 5 üssü 3 üssü yönünde hem 3 üssü 5 üssü yönünde.
RNA'da ise sadece 5 üssü, 3 üssü yönünde olması, bu da doğru bir bilgidir arkadaşlar. Sadece DNA'nın yüksek sıcaklık ve pH'te denatürasyona uğraması. Bakın sadece DNA değil, RNA da yüksek sıcaklığa ve pH'e dayanıklı değildir. Dolayısıyla bu yanlıştır. DNA'nın genetik bilgiyi bulundurması, RNA'nın bu genetik bilgiyi protein sentezinde kullanması, bu da farktır ama Denizli şıkkı bir fark değil arkadaşlar. Hatta yanlıştır diyebiliriz. Yani DNA yüksek sıcaklık ve pH'da denatürasyona uğruyor ama RNA da uğruyor. Gelelim 7. sorumuza. Ökaryot bir hayvan hücresinde protein sentezlenirken meydana gelen olaylardan hangisi çekirdekte gerçekleşir? Bakalım. Kodonlarla uyumlu antikodonlar arasında hidrojen bağlarının kurulması arkadaşlar bu ribozom üzerinde gerçekleşir. Kodların karşısına uygun ribonükleotitlerin gelmesiyle kodonların oluşturulması. Bakın kod diyorsa kod neyin üstünde vardır? DNA. DNA nerededir? Çekirdekte. Dolayısıyla arkadaşlar bu olay nerede gerçekleşir? Çekirdekte gerçekleşir. Cevabımız B şıkkı olacak. Diğerlerine de bakalım. Taşıyıcı RNA'ların amino asit sentataz enzimi katalizörlüğünde amino asit tutması, bu sitoplazmada olur. Amino asitler arasında peptit bağlarının kurulması yine ribozomda veya sitoplazmada olur diyebiliriz. Mesajcı RNA bağlandığında ribozomun küçük ve büyük alt birimlerinin bağlanması, bu da sitoplazmada gerçekleşir. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. 8. Yumurta ve spermin birleşmesiyle ve çekirdeklerinin kaynaşmasıyla oluşan hücreye zigot denir. Dişi bir memelinin vücudunda oluşan zigotta yer alan aşağıdaki organellerden hangisi yumurta kaynaklı değildir demiş. Arkadaşlar, mitokondri yumurtadan gelir. Golgi, ribozom, endoplazm, retikulum yumurtadan gelir ama sentrozom spermden gelir. Yumurtada sentrozom yoktur. Unutmayın, yumurta hücresi mitoz bölünme geçiremez. Şimdi yumurta ana hücresinden mayoz bölünme ile yumurta hücresi oluşuyor, en kromozomlu. Bu yumurta hücresinde sentrozom bulunmadığı için arkadaşlar bölünme gerçekleştiremiyor. Sentrozom da nereden geliyor? Spermden geliyor. Cevabımız B şıkkı olacak. 9. sorumuz. Bir hücrede görev alan yapılarından hangileri proteinlerin düzenleyici fonksiyonu olduğunu gösterir? Şimdi hormon, büyüme faktörü ve gen aktivatörü demiş. Arkadaşlar bunların hepsi proteinlerin düzenleyici fonksiyonunu gösterir. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. 10. soru. Bir hücrede aşağıdaki tepkimelerden hangisinin gerçekleşmesi olayın fotosentez olduğunu kanıtlar? Bakalım. Fosfogliser aldehitten difosfogliserik asidin oluşması. Arkadaşlar bu oksijenli solunumda da görülebilir. NAD'ın hidrojen alarak indirgenmesi. NAD zaten solunumda var. Bu da gitti. Riboloz monofosfatın ribuloz difosfata dönüşmesi. Şimdi bakın biz ribuloz monofosfat ve ribuloz difosfat terimlerini nerede gördük? Fotosentezde. Dolayısıyla arkadaşlar bu fotosentezin olduğunu kanıtlar. Sitokrom oksidazın elektronları oksijene iletmesi. Bu mitokondride de gerçekleşen, yani solunumda da gerçekleşen bir olaydır. Asetaldehitten karbondioksit molekülüne ayrılması. Bu da arkadaşlar etil alkol fermantasyonunda gerçekleşen bir olaydır. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? C şıkkı olur. 11. İnorganik maddeleri oksitleyebilen bir hücrenin özelliklerinden hangilerine sahip olduğu kesindir. Şimdi inorganik maddeyi oksitliyorsa bu madde, bu canlı kesinlikle ne yapıyordur? Kemosentez. Kemosentez yapan tüm canlılar prokaryotlardır. O zaman prokaryot yapıda olduğu kesindir. Peptidoglikan yapıda çepere sahip olma demiş. Arkadaşlar bu kesin diyemiyoruz. Çünkü arkeler de yapabiliyor kemosentez. Prokaryotlar içerisindedir arkelerde. Dolayısıyla bunu almam. Karbondioksit özümlemesi yapma. Evet, kemosentez sırasında karbondioksit özümlemesi yapılır. Oksijen ihtiyacını aktif taşımayla karşılama. Bunu da kesin olarak bilemem. Cevabım ne olur? 1 ve 3 A şıkkı olur. 12. soru. Protein sentezi gerçekleşirken aşağıdakilerden hangisinin ortamda bulunmasına gerek yoktur? Mesajcı RNA'nın bulunmasına gerek var değil mi? Mesajcı RNA gerekli. Taşıyıcı RNA yine lazım. Amino asit lazım. Ribozomun büyük ve küçük alt birimleri lazım ama RNA polimeraz gerekli değildir. RNA polimeraz, bakın burada translasyon demiş. Translasyon sırasında değil arkadaşlar.
Transkripsiyon sırasında kullanılır. Transkripsiyon. Yani DNA'dan mesajcı RNA, taşıyıcı RNA, ribozomal RNA üretilirken RNA polimeraz kullanılır. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkı olacak. 13. soru. Bir proteinin amino asit sırasının bilinmesi protein sentezi sırasında özelliklerinden hangilerine ulaşılmasını sağlar? Şimdi amino asit sırasını biliyorsam bakalım. Kullanılan antikodon çeşidi. Şimdi arkadaşlar burada çeşidini bilemem. Çünkü ben sadece amino asit sırasını biliyorum. Hani sonuçta mesela lizin amino asidi ile diyelim ki metiyonin amino asidi yan yana geldi. Tamam, metiyonini bir tanesi sentezliyor. Hani AUG sentezliyor ama lizini diyelim ki 5 tane kodon sentezliyor. Bunlardan hangisi denk gelmiştir bilemem. O yüzden antikodon çeşidini de bilemem. Açığa çıkan su sayısını bilirim. Kaç amino asit varsa o kadar su açığa çıkmıştır. Amino asit, pardon, bir eksiği kadar. Amino asitlerin arasındaki bağ sayısını da bilirim. Kaç amino asit varsa bir eksiği kadar bağ oluşur. Kullanılan kod sayısını da bilirim arkadaşlar. Cevabımız 2, 3, 4 olur. Edirne şıkkı olur. 14. Felis silvestris catus olarak adlandırılan bir canlı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi arkadaşlar. Felis cins ismi. Bakın cins ismi. Silvestris tanımlayıcı isim. Catus da variyete yani alt tür ismidir. Variyete, alt tür. Bakalım diyor ki Felis cinsindeki canlılarla Pinus cinsindekilere göre daha yakın akrabadır. Doğru. Sonuçta cins isimleri aynı olunca yakın akraba oluyor. Bu doğrudur. Felis silvestris türünün alt türüdür. Evet, yani variyete alt tür, doğru. Felis silvestris türündeki canlılarla Felis cinsindekilere göre daha uzak akrabadır. Şimdi arkadaşlar, eğer bir türün alt türü varsa o alt tür türe daha yakındır. Yani diğerlerine uzak olur. Dolayısıyla bu yanlış olacak. C şıkkı yanlıştır. Daha yakın demesi gerekiyordu burada. Trinominal adlandırma kurallarına bağlı olarak oluşturulmuştur. Trinominal demek, trinomial demek ne demek? Zaten 3 isim demektir. 3 isim kullanılmış. Doğru. Cins adı farklı ancak ikinci ve üçüncü kelimesi aynı olan diğer canlılarla yakın akrabalığı bulunmayabilir. Evet, zaten akrabalığı belirleyen nedir? Cins adı. Diğerlerinin aynı olup farklı olması bizim için önemli değil. Eğer iki canlının cins adı aynıysa, yani birinci isimleri aynıysa bunlar akrabadır deriz. Ama cins isimleri farklıysa bunlar uzak akrabadır veya işte hiç akraba değildir diyebiliriz. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. 15. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının fonksiyonlarından biri değildir? Besinlerin fagositozla hücre içine alınmasını organize eder. Bu doğrudur, değil mi arkadaşlar? Fagositoz olayında görev alıyor. Hücre yüzeyi ve hacmi belirli bir büyüklüğe ulaştığında hücreye bölünme için sinyal yollar. Evet, doğru. Çünkü artık hücre zarı madde geçişine yeterli kalmıyor. Üzerinde taşıdığı glikoprotein ve glikolipitler ile... Dışarıdan bir araba geçti de ses geldiyse kusura bakmayın. Tekrar okuyayım şıkkı. Üzerinde taşıdığı glikoprotein ve glikolipitler ile diğer hücrelerle iletişim kurar. Bu da doğrudur. Yapısında bulunan geçit ve taşıyıcı proteinler ile hücrenin madde alışverişini düzenler. Doğru. Bağırsak hücrelerinde yalancı ayak oluşturarak aktif taşıma yapılmasını kolaylaştırır. Arkadaşlar, bağırsak hücrelerinde yalancı ayak oluşturamaz. Bağırsak hücrelerinde ne oluşturur? Villusları oluşturur. Pilus yazacaktım az daha. Villusları oluşturur arkadaşlar. Bu villuslarla emilimi kolaylaştırır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. 16. Protista aleminde yer alan canlılarda beslenme şekillerinden hangileri görülür? Protista neydi? Bir hücreli ökaryot canlılardı. Tabii içerisinde çok hücreli olanlar da var ama bir hücreli olanlar daha yoğun. Saprofit türleri var arkadaşlar, değil mi? Saprofit türleri var. Dolayısıyla bunu alırız. Parazit olanları var. Mesela amip parazit olabiliyor. Fotosentetik türleri vardır arkadaşlar. Mesela öglena fotosentez yapabiliyor. Ama holozoik türü yoktur. Holozoik ne demek? Katı beslenme demektir. Bir canlının katı beslenebilmesi için gelişim, yani sistemsel olarak gelişmesi lazım. İşte bir sindirim sisteminin falan veya işte sindirim yapılarının görülmesi lazım. Bunlarda böyle bir durum olmadığı için katı beslenme olayı görülmez. Cevabımız Denizli şıkkı 1-2-3 olur. 17.
Eşit sayıda nükleotit içeren 3 DNA molekülü ile ilgili olarak aşağıdaki eşitlikler verilmiştir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi DNA 1'de adenin guanin oranı 1/3'müş. Yani adeninden diyelim ki 100 tane varsa guaninden kaç tane var? 300 tane var. O zaman sitozinden de 100 tane vardır. Timinden de 100 tane vardır. Sitozinden de 300 tane vardır. Diyor ki DNA 2 sitozinlerin oranı tüm nükleotitlerin 1/8'iymiş. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar ikinci DNA için. Diyelim ki sitozin 100 tane varsa ben hep 100 üzerinden gittim. Birden de gitsem olurdu. O zaman bakın sitozinin karşısına ne geliyor? Guanin. Guaninden de 100 tane vardır. Guanin ile sitozin toplayın 200. 800'den geriye ne kalır? 600. O zaman adenin eşittir 300. Timin eşittir 300 olur. Şimdi ben burada sayıları belirtmemin sebebi şıklara göre gideceğiz o yüzden. Timin ve pürin nükleotitler. Bakın pürin neydi pürinler? Adenin ve guanindi değil mi? Şimdi timin 200 tane ise 200. Adenin ile guaninin toplamı kaçmış arkadaşlar? 500. O zaman timinden 200 tane varsa adeninden de 200 tane vardır. Guanine kaç kalır arkadaşlar? 300 kalır. Sitozin kaç tane olur? Yine 300 tane olur. Şimdi ben burada şöyle bir düzenleyerek yazayım. Çünkü böyle çok karma karışık oldu burası. DNA 1 için bakın adenin 100, karşısına sitozin falan yazmıyorum. Guanin 300 olarak düşünün. DNA 2'de arkadaşlar sitozini 100 olarak düşünüyoruz. Sitozini 100. Burada timini mesela timin olarak örnek vereyim. Timini de 300 olarak düşünüyoruz. DNA 3'te timin, şurayı sileyim. Şöyle şu kısmı sileyim arkadaşlar. Biraz karmaşık oldu, kafanız karışmasın. Timin 200 taneyken burada mesela guaninde arkadaşlar ne diyelim? 300 tane. Diyor ki iki zincirin birbirinden ayrılması için ısı enerjisi en fazla DNA 3 için harcanır. Bakın guanin sitozin hangisinde fazlaysa onda daha fazla harcanır sıcaklık arkadaşlar. Dolayısıyla bakıyorum. Bakın en fazla DNA 3 için harcar mıyız? Evet guanin 300 tane var. Burada da 300 tane var ama hani DNA 3 de diyebilirdi, DNA 1 de diyebilirdi. Sıkıntı olmaz. Dolayısıyla bu doğrudur. Hidrojen bağı sayısı karşılaştırmaları DNA 3. Evet DNA 3'te daha fazla hidrojen bağı vardır. Çünkü timinden 200 tane, guaninden 300. Çarpın bakın 2 ile çarpın burada 400 olur. 3 ile çarpın 900 olur. Toplam kaç tane olur? 1300. DNA 3 için 1300 hidrojen bağı. DNA 1 için yapıyorum. Bakın 300, 3 ile çarpın 300'ü 900. 2 ile çarpın 200 kaç olur arkadaşlar? 1100. İkinciye baktığımızda bakın 2 ile çarptım 200, 3 ile çarptım 900, yine 1100 olur arkadaşlar burada da. Burası 100'müş, 2 ile tamam doğru. Doğru yaptım. DNA 3, DNA 1, DNA 2 bu da doğru olur arkadaşlar. Burada sanırım bir yerde bir yanlışlık yapmış olabilirim. Tamam doğru yaptık. Tüm DNA'larda pürin, pirimidin oranı 1'dir. Bu da doğru arkadaşlar. İsterseniz ne verirse versin pürin bölü pirimidin 1 olur. Çünkü neden? Pürin adenin artı guanindir. Pirimidin de arkadaşlar timin artı sitozindir. Şimdi adenin 100 tane ise timin kaç tanedir? 100. Guanin 200 tane ise sitozin kaç tanedir? 200. Toplayın. 300/300 yapmaz mı? Yapar değil mi? O zaman her zaman için sonuç 1 çıkar. Doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Diğer soru. Azot döngüsünün verildiği yukarıdaki şemada 1, 2 ve 3 ile gösterilen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım 1, 2, 3'e. Bakın toprakta ne olmuş? Amonyak nitrit tuzlarına dönüştürülmüş arkadaşlar. Bunu yapan canlılar nitrit bakterileridir. Nitrit bakterileri. Nitrit tuzlarını nitrata dönüştüren de kimdir? Nitrat bakterileridir. 1 ve 2. olaylarda kemosentez gerçekleşir. Kemosentez. 3'e baktığım zaman topraktaki nitrat tuzları neye dönüşmüş? Bakın havanın serbest azotuna. Biz bu olaya da ne diyoruz? Denitrifikasyon diyoruz. Denitrifikasyon. Şimdi bakın buradaki nitritin nitrata dönüşmesi de yine
nitrifikasyondur arkadaşlar. Bu da nitrifikasyon ve kemosentetik canlılar tarafından gerçekleştirilir. Denitrifikasyon olayı da kemosentez olayı değildir ama bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Diyor ki 1 ve 2 topraktaki azotun bitkiler tarafından alınabilir hale gelmesini sağlar. Bu doğrudur. 3 ile atmosferin azot oranı dengede kalır. Doğru. Denitrifikasyon atmosfere azot veriyor. 1 ve 2 nitrifikasyon adını alır. Söyledik. Doğru. Toprakta 3'ü gerçekleştirebilen bakteri sayısının aşırı artması toprak verimini yükseltir. Şimdi bakın, eğer denitrifikasyonu gerçekleştirecek bakteriler aşırı artarsa topraktaki azot nereye gider çoğunluğu? Atmosfere gider. Toprağın verimliliği artmaz, düşer. Burada yanlış söylemiş. D şıkkı yanlıştır. 1 ve 2'de görev alan bakteriler kemosentetik fosforilasyon yapar. Doğru dedik, kemosentez yaparlar diye. Cevabımız D şıkkı olur. 19. Bir hücrede bulunan tüm RNA molekülleri oranlarından hangileri her zaman 1'e eşittir? Bakın, RNA diyor, DNA demiyor. DNA'da çift zincir olduğu için oranlarımız çok ama RNA'da arkadaşlar maalesef oranlarımız çok değil. Yani burada mesela pürin bölü pirimidin 1 diyemiyoruz. Çünkü tek zincir olduğu için karşısına herhangi bir baz gelmiyor. Bu durumda mesela pürinler 200 tane, pirimidinler 300 tane olabilir. Hani bununla ilgili bir yorum yapamıyorum, o yüzden bu olmaz. Riboz organik baz. Şimdi bakın, riboz kaç tane ise yapısına bağlanan organik baz da o kadardır. Dolayısıyla bunun oranı her zaman 1'dir. Adenin bölü urasil. Arkadaşlar, adeninin karşısına urasil geliyor ama RNA tek zincirlidir. Az önce de söyledim. Karşısına yeni bir zincir sentezlenmediği için RNA da adenin bölü urasil olur. Adenin bölü işte guanin olur. Böyle bir şey söylediği zaman hiçbir zaman 1'e eşittir diyemiyoruz. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 Bursa şıkkı olacak. 20. sorumuza geçelim. Diyor ki aşağıdaki grafiklerden hangisi virüs enfeksiyonu sonucunda virüsün çoğalmasını gösterir? Virüs sayısını bir anda artar olarak göstermiş, sabit olarak göstermiş, dalgalı göstermiş, azalır sonra artar olarak göstermiş, azalır göstermiş. Bir kere bakın, virüs sayısı direkt azalmaz. Virüs sayısı azalıp artmaz arkadaşlar. Direkt olarak da artmaz, sabit de kalmaz. Cevabımız ne olacak? C şıkkı. Bakın, bunlarda litik döngü, lizojenik döngü var. Yine konakçıya yerleşip yerleşmeme durumu var. O yüzden virüs sayısı genelde böyle dalgalı şekilde gider. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki belli bir bölgede yaşayan foklar insanlar tarafından çok sayıda öldürülüyor. Bu bölgede 40-50 fokun kaldığı saptandığında türün yok olmaması için avlanma yasağı getiriliyor. Çoğalmaya başlayan fok popülasyonunda bir süre sonra gen frekanslarının eskisinden farklı olduğu saptanıyor. Popülasyonlardaki gen frekansı değişikliği aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir? Şimdi bakın ne olmuş? İnsanlar bunları öldürdükleri için genlerinde bir eksiklik meydana gelmiş ve gen frekansları değişmiş. Arkadaşlar, biz bu olaya ne diyoruz? Bakın, bu olay neden kaynaklanır? Genetik kayma, yani genetik sürüklenmeden. Çünkü mesela diyelim iyi özelliklere sahip olan forklar ortamdan elendiği için mesela kötü özellikler ortaya çıkmıştır veya kötü özellikler ortadan elenmiştir, iyi özellikler ortaya çıkmıştır. Yani dominant özellikler daha çok görülürken resesif özellikler az görülebilir veya tam tersi olabilir. Biz buna genetik sürüklenme diyoruz. 22. soru. Diyor ki yukarıdaki şemada bir fajın bakteri hücresine girdikten ve çembersel yapı kazandıktan sonra bakteri kromozomuyla birleşmesi gösterilmiştir. Lizojenik döngü denilen bu süreçte diyor. Hangileri doğrudur? Bakalım. İsterseniz önce bir inceleyelim. Şimdi bakteri kromozomu, burada faj DNA'sı çembersel olmuş ve ne yapmış? Birleşmiş arkadaşlar. Bakteri yeni DNA'yı kopyalayarak çoğalmasını sürdürüyor. Bakteriler arttıkça arkadaşlar çok sayıda hücre bölünmesiyle bakteri kolonisi oluşturuluyor. Ve her zaman değil ama bazen faj DNA'sı kromozomdan ayrılarak kendisini çoğaltıyor. Biz buna lizojenik döngü diyoruz. Lizojenik döngüde virüs bakteriyi parçalamaz.
bakterinin tür sayısını, tür içindeki canlı sayısını koruyabilmek için arkadaşlar lizojenik döngü kullanılır. Diyor ki, virüsler bağımlı oldukları konakçılarına bir zarar vermeden çoğalabilirler. Bu doğrudur arkadaşlar. Şöyle küçülteyim görelim. Faj DNA'sı bir süre sonra aktif konuma geçerek konakçı hücrelerini lizize uğratabilir. Yani lizite uğratabilir derken hani öldürebilir anlamında söylemiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Olabilir. Öldürebilir de öldürmeyebilir de. Faj genleri eklenen bakterinin fenotipinde de değişiklikler ulaşabilir. Evet. Çünkü sonuçta oraya bir gen aktarıldı. Gen eklendi. Herhangi bir değişiklik oluşabilir. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Buna geçelim arkadaşlar. Diyor ki, zigotta normal olmayan sayıda kromozomun bulunması anoploid olarak tanımlanır. Bu anormal kromozom sayısı normal bir gametin fazla sayıda kopya kromozom taşıyan ya da hiç kopya kromozom bulundurmayan gametle birleşmesiyle oluşur. Anormal sayıda kromozom taşıyan gametlerin oluşması aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır? Rastgele dağılım, ayrılmama, modifikasyon, bağıntı, eksik baskınlık. Arkadaşlar bu nedir? Ayrılmama olayıdır değil mi? Eğer kromozomlar birbirlerinden ayrılmazsa ne olur? Ya bir eksik veya bir fazla ya da iki eksik, iki fazla şeklinde arkadaşlar hücrelere dağılma şekli olur. Bu da başka bir işte sağlam olur veya sağlam olmayan olur. Hücreyle birleştiği zaman ne olacak? Anoploid canlılar oluşacaklar. Gelelim bir diğer sorumuza. 24 diyor ki, bir hücrede laktoz sentezlenirken gerçekleşen değişimlerle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez? Şimdi laktoz sentezi nasıl olur arkadaşlar? Glikoz artı galaktoz bir araya geliyor, laktozu oluşturuyor. Artı bir de arkadaşlar su oluşturuyor. Peki biz bu tepkimeye ne diyoruz? Dehidrasyon tepkimesi diyoruz. Dehidrasyon tepkimesinde ATP harcanır mı? ATP harcanır arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şöyle yakınlaştırayım. Harcanan toplam ATP miktarı artar değil mi? Bu doğrudur. Laktoz miktarı artar, doğru. Oluşan glikozit bağ sayısı, laktozda sonuçta glikozit bağı var, artar, doğru. Kullanılan glikoz miktarı da artar arkadaşlar. Diyor ki laktoz miktarını azalır olarak, yani kullanılan glikoz miktarı artarken laktoz miktarını azalır olarak göstermiş. Şimdi bu normal koşullarda doğru bir grafik ama bize burada laktoz sentezi diyor. Laktozun sindirimi demiyor. O yüzden E şıkkı yanlış olacak. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki, bir fayans parçası üzerinde 3 farklı bölgeye damlatılan birer damla kan örneğinin üzerine anti A, anti B ve anti D serumları birbirine karışmamak üzere damlatılıyor. Anne, baba ve 3 çocuğuna uygulanan bu işlemler sonucunda aşağıdaki veriler elde ediliyor. Sonuçlar incelendiğinde hangi çocuğun öz olmadığı kesin olarak belirlenebilir? Arkadaşlar, bir arkadaşımın başına gelmişti derste işte. Bu kan gruplarını anlatırken hani diyoruz ya, mesela AB kan gruplu bir bireyin kesinlikle sıfır çocuğu olamaz, sıfır kan gruplu çocuğu. Veya işte sıfır kan gruplu iki bireyin A kan gruplu, B kan gruplu, AB kan gruplu çocukları olamaz gibi. Bir çocuk kendisinin üvey olduğunu anlamıştı. Gerçekten hani gelebilecek en kötü şey gelmiş başına. Çok kötü olmuştu. Böyle durumlar maalesef ortaya çıkabiliyor. Şimdi bakalım. Ben ne demiştim size anlatırken? Dedim ki, eğer ki çökelme varsa o kan grubuna sahipti. Şimdi sırasıyla anti A, anti B, anti D damlatılıyor. Şimdi burada hangisinde çökelme olmuş? Bakın, anneye baktığımız zaman B'de çökelme olmuş. O zaman B Rh negatiftir anne. Babaya baktığımızda baba AB Rh, AB Rh pozitiftir. Birinci çocuk B pozitiftir arkadaşlar. İkinci çocuk, bakın, hiçbirinde çökelme yok. Sıfır negatiftir. Üçüncü çocuk da A pozitiftir. Şimdi A pozitif. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar hangi çocuğun oluşma ihtimali yok? İkinci çocuğun oluşma ihtimali yok değil mi? Dolayısıyla burada ikinci çocuğun kesin olarak öz olmadığını söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Diğer sorumuza gelelim. 26. soru. Diyor ki, canlılarda birikim miktarda enerji kazanmak, beslenmek için harcanan zamanı gösteren grafik yukarıda verilmiştir. Genel bir modeli temsil eden bu grafiğe göre, diyor ki,
ifadelerinden hangileri söylenebilir? Şimdi bakın, üreme etkinlikleri azaldıkça üreme dışı etkinlikler artmış arkadaşlar. T zamanında da ikisi kesişmiş. Diyor ki enerji elde etmek için gereken zaman arttıkça canlının üreme dışı etkinlikler için harcadığı enerji artmaktadır. Baktığımız zaman doğru değil mi? Bakın zaman arkadaşlar, enerji elde etmek için harcadığı zaman, yani gereken zaman arttıkça üreme dışı etkinliklerine harcadığı zamanda ne yapmış? Artmış. Enerji de artmış. Doğru. Canlı birim miktarda enerji elde etmek için daha az zaman harcıyorsa üreme etkinlikleri için ayırdığı enerji daha fazla olmaktadır. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar, ne kadar az zaman harcarsa üreme etkinliği o kadar fazla. O yüzden bu da doğrudur. İki eğrinin kesiştiği T zamanı birim miktarda enerji elde etmek için gereken optimum beslenme zamanını verir. Bu da doğrudur. Çünkü ikisine de enerji harcayabiliyor sonuçta. Cevabımız ne olacak? Hepsi doğru olur. Yani E şıkkı olur. 27. Metabolizma için önemli olan aşağıdaki maddelerden hangisinin yapısında fosfor elementi bulunmaz? Arkadaşlar, fosfolipid de var değil mi? Zaten adı üstünde. ADP. P'yi göstermiş, NADP göstermiş, ATP'yi de göstermiş. Hangisinin yapısında yoktur? Adenin. Adenin azotlu organik bir bazdır. Yapısında azot vardır. Karbon, hidrojen, oksijen haricinde bir de azot bulundurur. Gelelim diğer sorumuza. Karaciğer hücrelerinde kan yoluyla taşınan laktik asit molekülleri ya pürüvik aside çevrilerek oksijenli solunuma katılır ya da glikoza çevrilerek glikojen sentezinde kullanılır. Karaciğer hücrelerinde laktik asit oksijenli solunuma katıldığında diyor, olaylarından hangileri gerçekleşir? Karbondioksit çıkışı, arkadaşlar oksijenli solunuma katılıyorsa karbondioksit çıkışı görülecek, bu olur. Sitrik asit oluşumu, sonuçta laktik asit ilk önce pürüvik asite dönüşür, oradan oksijenli solunuma katılıyor, o yüzden sitrik asit oluşumuna da katılır. Asetil koenzim A sentezine de katılmak zorunda, sonuçta oksijenli solunum için bu gereklidir. Ubiquinonun elektron aktarması, elektron aktarımı da ETS'de gerçekleşiyor. Oksijenli solunumda ETS olduğuna göre bu da gerçekleşir. Cevabımız E şıkkı olur. 29. Yakın ekolojik ilişkileri olan ancak birbirleriyle üreme ilişkileri içinde olmayan iki veya daha fazla sayıda türün ortak paylaştıkları komünitede birlikte evrimleşmesine verilen isim nedir diye sormuş. Arkadaşlar, birlikte evrimleşme koevrim olarak isimlendirilir. Cevabımız A şıkkı olacak. 30. soru. BRH pozitif MN kan grubuna sahip bir anne en fazla kaç çeşit yumurta oluşturur? Şimdi en fazlayı sorduğu için biz hepsini heterozigot olarak düşünelim. Yani B0, büyük R, küçük R, MN. Şimdi ben bunun gamet çeşidini bulabilmem için 2 üzeri N formülünden gideceğim arkadaşlar. Buradaki N heterozigot gen sayısıdır. Kaç tane heterozigot var? 1, 2, 3 tane heterozigot var. 2 üzeri 3'ten kaç çeşit yumurta oluşturur? 8. O zaman cevabımız Bursa şıkkı olacak. 31. soru. Gen ve genotip frekansının kuşaklar boyu değişmemesi için hangilerinin geçerli olması gerekir? Eşleşmenin rastgele olması, bu evet arkadaşlar gerekiyor. Yeni mutasyonların meydana gelmemesi, evet bu da olur. Bir popülasyondan diğerine gen akışının olmaması, bu da olur. Seçilimin olmaması, bu da olur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Bu neydi? Hardy-Weinberg prensibiydi değil mi? Cevabımız E şıkkı olacak. 32. Grup halinde yaşayan hayvanlarda gruba doğru bir predatör yaklaşırsa bunu fark eden bireylerden biri tüm grup üyelerini uyarmak için bir alarm çığlığı atar. Bu sesi duyan grup üyeleri hemen kaçmaya ve gizlenmeye başlarken sesi çıkaran hayvan çoğu kez predatörün hedefi olur. Buna göre diyor, ifadelerinden hangileri doğrudur? Çığlık atan hayvan altruistik davranışta bulunmuştur. Doğrudur arkadaşlar. Ne yapıyor? Kendisini tehlikeye atıyor. Ses çıkaran hayvanın uyum değeri azalırken gruptaki diğer bireylerin uyum değeri artmaktadır. Şimdi ses çıkaran sonuçta avcıyı, yani predatörü kendine doğru çekmiyor mu? Çekiyor.
Dolayısıyla arkadaşlar bunun uyum değeri azalmış oluyor. Doğrudur. Gen havuzunda genellikle çığlık atan hayvana ait genlerin bu davranıştan sonra frekansı artar. Hayır. Bakın çığlık atan ne yapıyor? Predatörün dikkatini çekiyor. Predatörün dikkatini çekiyorsa o zaman hedef olduğu için arkadaşlar onun frekansı artmaz, azalır. Bu yanlıştır. Cevabımız Ceyhan şıkkı olacak. Gelelim 33. sorumuza. Sistik fibrozis otozomal çekinik genle kalıtılan bir hastalıktır. Kas hastalığıdır arkadaşlar bu hastalık. Yukarıda verilen soy ağacında birinci çocuğun sistik fibrozis hastalığı olduğu tespit ediliyor. Buna göre diyor hangileri doğru? Hemen çözümleyelim bakın tabloyu. Ne olur arkadaşlar? Büyük ya, küçük ya, küçük ya olur bir birey, birinci birey. Anne ve babada bu gen kesinlikle var mı? Var. Anne baba taralı olmadığı için heterozigottur. 2 ve 3. çocuğa baktığımda sağlam bu çocuklar. Bu çocukların genotipi ne olur? Büyük A, büyük A ya da büyük A, küçük A olur arkadaşlar. Diyor ki hangileri doğrudur? Anne ve babada hastalıkla ilgili alel bulunmaktadır. Bu doğru. 2 ve 3. çocuklarda hastalıkla ilgili alel kesinlikle bulunmaktadır diyor. Bakın kesinlik veremem çünkü bulunmaya da bilir. O yüzden bu gitti. 1. çocuk bu hastalık genleri yönünden homozigottur. Evet bakın homozigottur, doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 Ceyhan şıkkı olacak. 34. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri zaman içinde değişiklik gösterebildiği için bir türün neslini sürdürebilme durumunu etkiler? Bir batında üretilen yavru sayısı, arkadaşlar yavru sayısı değişiklik gösterir ve nesle etkiler mi? Tabii ki ne yapacak? Etkileyecek değil mi? Bu olur. Yavru büyüklüğü, yine bu da ölüm kalım buna sebep olduğu için etkiler. Üreme etkinliğinde bulunan bireylerin popülasyondaki yaş dağılımı. Arkadaşlar yaş dağılımı da bunu etkileyecek. Neden etkileyecek? Eğer yaşlı bireyler üreme gerçekleştiriyorsa yaşlı bireylerin işte doğan çocukları, yavruları dayanıksız olabilir veya işte onların gametleri sağlam olmayabilir. O yüzden bu da etkiler. Genç ölümü bölü ergin ölümü oranı. Arkadaşlar bu da yine eğer mesela genç ölümü daha fazlaysa, bu oran artarsa ne olacak? Yine neslin sürdürülebilirliğini etkileyecek. Cevabımız Edirne hepsi olur. 35. Florida panteri dünya üzerinde küçük bir popülasyonla temsil edilmektedir. Kuşaklar boyu süren soy iç üreme nedeniyle panter spermlerinin %90'ının anormal olması kaygı uyandırmaktadır. Küçük popülasyonlarda soy içi üremenin etkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Popülasyonda homozigotluk artar. Arkadaşlar soy içi üreme varsa homozigotluk artar. Bu doğrudur. Genetik çeşitlilik azalır. Bu da doğrudur. Soy içi üremede mutasyona uğrama sıklığı azalır demiş. Şimdi dursun bakalım. Türün neslini sürdürecek derecede uygun bir gen havuzu oluşturulmayabilir. Evet, sürekli anormal spermler varsa türün nesli tükenebilir arkadaşlar. Doğru. Yakın akrabalar arasında eşleşme nedeniyle olumsuz genlerin sayısında artış olabilir. Bu da doğrudur. Cevabımız Ceyhan şıkkı. Mutasyona uğrama sıklığı soy içi üremeye bağlı bir durum değildir arkadaşlar. Hatta azalmaz, artar da diyebiliriz. 36. Kesik gövde ve yaprak saplarında saçak kök oluşumunu teşvik ederek vejetatif üreme yapısını sağlayan bitkisel hormon hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar gövdede işte yaprak saplarında kök oluşumunu sağlayan hormon tabii ki oksin hormondur. Neden? Büyümeyi sağlayan hormon olduğu için kökün büyümesini sağlar. 37. sorumuz. Otomobil egzoz dumanından çıkan iki bileşen güneş ışığını görünce tepkimeye girip fotokimyasal duman olarak bilinen yeni bir kimyasal madde oluşturur. Şimdi burada göstermiş zaten. Tepkime ürünü olarak oluşan iki ürünün çevreye olan etkileri şunlardır. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Okuyalım. Ozon yapraklarda solunumu artırır, besin tüketimine yol açtığından bitkileri öldürür. Pan, fotosentezde Hill reaksiyonlarını engelleyerek besin üretimini durdurur, bitki açlıktan ölür. Ozon ve pan insanlarda göz sulanması ve solunum yetmezliğine yol açar. Diyor ki, duyarlı tarım ve bahçe bitkileri büyük kentlerin yakınlarında
yetişmemeye başlar. Evet, bu olur. Çünkü egzoz büyük kentlerde daha fazla olduğu için bu doğrudur. Trafikte aktif olan otomobil sayısıyla solunum rahatsızlıklarının görülme oranı arasında doğru orantı vardır. Evet, şimdi solunum yetmezliğine sebep olduğu için ne kadar fazla otomobil varsa solunum rahatsızlığı da o kadar fazla olur. Doğru orantılıdır, doğru. Havada bulunan kirleticilerin tek başına yapacağı etki, tepkimeye girdiklerinde oluşturdukları ürünlerinkinden daha fazladır diye söylüyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Mesela tek başına kaldığında daha mı fazla olacak? Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Bunlar birleştiği zaman dikkat ederseniz daha fazla etkiye sebep oluyor. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olacak. 38. sorumuz. Bitkilerde otçul hayvanlara karşı koruma sağlayan ve sekonder kimyasallar denilen bir dizi kimyasal madde bulunur. Sekonder kimyasallar ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Hayvanlarda zehir etkisi oluşturabilir demiş. Olabilir arkadaşlar, zehir etkisi oluşturabilir. Sonuçta otçul hayvanlara karşı koruma sağlıyor. Bitki dokusunun tadını bozarak daha az yenilen bir yiyecek olmasına yol açabilir. Evet, doğrudur. Herbivorların yol açtığı seçilim baskısı sonucunda ortaya çıkmış olabilir. Evet, bu da doğru. Yani canlı kendini korumak için sekonder kimyasal salgılamaya başlamış olabilir arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Gelelim 39. sorumuza. Bir çiçeğin aynı türden başka bir çiçekle tozlaşması çapraz, bir çiçekte bulunan polenin aynı çiçeğin dişi organ tepeciğine ulaşmasıyla gerçekleşen tozlaşma kendi kendine tozlaşma olarak adlandırılır. Çapraz tozlaşmanın kendi kendine tozlaşmadan daha avantajlı olması hangisiyle açıklanır? Arkadaşlar, çapraz tozlaşmada çeşitlilik daha fazladır. Dolayısıyla çeşitlilikle ilgili bir şey arayacağız. Polenlerin rüzgarla taşınması değil. Yeni gen kombinasyonları oluşturduğundan bitki çeşitliliğini daha fazla artırması. Bakın, cevabımız bu olacak ama diğerlerini de okuyalım. Polen üretimi sırasında önce mayoz ardından mitoz bölünmenin gerçekleşmesi ilgisi yok. Erkek ve dişi gamet üretiminin aynı zamanda gerçekleşmesi ilgisi yok. Dişi gamette polar çekirdeklerin bulunmaması, bununla da ilgisi yok. Cevabımız nedir? Bursa şıkkı. 40. soru. Yaprakta yer alan sünger parenkiması hücrelerinde olaylarından hangileri birden fazla organel çeşidinde gerçekleşebilir? Birden fazla organel çeşidi, bakın. DNA replikasyonu, arkadaşlar, DNA replikasyonu mesela işte mitokondride olabilir, kloroplastta olabilir, yine hücrenin kendisinde olabilir. Dolayısıyla birden fazla organelde gerçekleşiyor. Transkripsiyon ile mesajcı RNA sentezi yine mitokondri ve kloroplastta ayrı ayrı gerçekleşir. Bu da olur. Oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezi, bu sadece mitokondride gerçekleşen bir olaydır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan 1 ve 2 olacak. 41. Yazın en kurak günlerinde yaprak döken bir bitkide olaylarından hangilerinde azalma görülür? Transkripsiyon yapan hücre sayısı. Şimdi yaprak döküyorsa arkadaşlar bu bitki, o zaman bitki ne yapacak? Metabolizmasını yavaşlatacak. Metabolizma yavaşladığı için transkripsiyonu daha az yapacak. O yüzden bu doğru. Transpirasyon ile su kaybı. Transpirasyon nedir? Terleme. Yaprak döküldüğüne göre terleme ile su kaybında azalma olur. Bu da olur. Fotosentez ile özümlenen karbondioksit miktarı. Fotosentezi yapraklar yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bunda da azalma olur. Cevabımız E şıkkı olacak. 42. Aşağıdakilerden hangisi bitki büyümesini azaltıcı yönde etki eden çevresel faktörlerden biri değildir? Bitkiye ultraviyole ışınların gönderilmesi. Şimdi bitki büyümesini azaltıcı yönde. Şimdi ultraviyole azaltır. Toprakta gübre miktarının artmasına bağlı olarak pH'in düşmesi. Şimdi pH düşerse ne olur? Bitki büyümesi azalır. Bu da olur. Toprakta hava miktarının artması. Bu da arkadaşlar yine toprakta hava miktarının artması. Dursun bir bakalım. Atmosferde kükürt dioksit, hidrojen, sülfür ve benzeri gazların miktarının artması. Bu da azaltır. Küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim sıcaklıklarının normalin üstüne çıkması. Bu da yine
bitkiyi etkileyen çevresel bir faktördür. Ama topraktaki hava miktarının artması bitkiyi olumlu etkiler. Çünkü mesela zaten toprak solucanlarının görevi de budur. Toprağın havalandırılmasını sağlamak. Böylece kökün arkadaşlar hem toprakta daha iyi ilerlemesini sağlamak hem de kökteki hücrelerin oksijenli solunum yapmasını da sağlar. Cevabımız C şıkkı olacak. 43. Odunsu bitkilerin genç kısımlarına destek olan yaprak sapı, ham meyvenin sapı gibi kısımlarda bulunan köşe veya kenarlarda çeper kalınlaşması meydana gelen doku nedir arkadaşlar? Bu kolenkima değil mi? Cevabımız direkt C şıkkı olacak. Hatta köşe kolenkiması, işte levha kolenkiması diyoruz. Unutmayın bakın şu köşe kolenkimasıyla levha kolenkiması bir hücre çeşitliliği değildir arkadaşlar. Mesela aşağıdakilerden hangisi? Fazla sayıda hücreden oluşmaz, yani birden fazla hücreden oluşmaz denildiğinde cevabımız genellikle kolenkima olur. Kolenkimada tek çeşit hücre vardır. Sadece çeper kalınlaşması farklılık gösterir. Yoksa hücre çeşidi aynıdır. Mesela sklerenkimada lif hücreleri ile taş hücreleri vardır. Mesela iki çeşit hücre var ama kolenkimada böyle bir durum yok. 44. Stoma açıklığı yukarıdaki gibi olan şekilde stomanın açılması sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez? Şimdi stomaların açılması için kilit hücrelerdeki ozmotik basıncın önce bir artması lazım. Bu ozmotik basıncın artmasıyla komşu hücrelerden kilit hücrelere bir su geçişi olması lazım. Sonra ozmotik basınç su geçişiyle birlikte azalıp turgor basıncının artması lazım ki stomalar açılsın. Şimdi kilit hücreye potasyum girişi arkadaşlar artarsa su girer. Bu su da ne yapar? Stomaları açar. O yüzden bu olur. Bir dakika şöyle işaretleyelim. Bu olur. Kilit hücreye su girişi, bu da yine arkadaşlar ne yapar? Stomaların açılmasını sağlar. Kilit hücrelerin ozmotik basıncının artması, bu da yine açılmasını sağlar. Çünkü su girişini sağlıyor. Kilit hücrelerdeki glikoz miktarının artması, kilit hücrelerdeki glikoz miktarının artması arkadaşlar ne yapacak? Nişastanın su kullanılarak parçalanması sonucunda glikoz miktarı artar. Glikoz miktarı arttığı zaman da bu da artırır. Evet, bu da çünkü sonuçta ozmotik basıncı artıyor. Buna bağlı olarak turgor basıncı da ne yapacak? Su girişiyle birlikte artacak. Kilit hücrelerdeki su miktarının artmışı. Aslında bu da olur. Burada hangisini yanlış yaptık? Acaba C şıkkı mı olacak? Bir dakika cevabına bakayım ben. Cevabı C olarak söylüyor arkadaşlar. Neden C olduğunu söyleyeyim. Ben de şimdi anladım neden C olduğunu. Şimdi kilit hücrelerdeki ozmotik basıncın artması ilk başta doğru bir şeydir. Ama sonrasında ozmotik basıncın azalıp turgor basıncının artması lazım. O yüzden C şıkkını çizilemez olarak alıyoruz. Çünkü bize ilk başını sormuyor. Açılması için gerekli olanları soruyor. O yüzden C şıkkı olmaz. 45. Aşağıdaki moleküllerden hangisi pasif taşıma ile hücre içine alınamaz? Pasif taşıma. Bakın su, glikoz, karbondioksit, amino asit alınabilir ama glikojen büyük bir moleküldür. Pasif taşımayla alınamaz. Büyük moleküller endositozla hücre içerisine alır arkadaşlar. C şıkkı olacak. 46. Parizat parenkimasında yer alan mitokondri ve kloroplast organelleri karşılaştırıldığında hangilerinin aynı olması beklenir? Şimdi DNA miktarları aynı olur mu? Olmaz değil mi? Mitokondri, kloroplast farklı organeldir. Nükleotit çeşitleri aynı olur arkadaşlar. Adenin, timin, guanin, sitozin, urasil. Aynı olur. Gen sayıları farklı olabilir. Sentezledikleri protein çeşitlerinin tümü demiş. Bu da farklıdır. Cevabımız ne olur? Yalnız 2 A şıkkı olur. 47. Şimdi biraz daha sistemler kısmına geldik. Doku sıvısının artmasına özelliklerinden hangilerinin artması yol açabilir? Şimdi arkadaşlar, doku sıvısının artması için kan basıncında bir artış olması lazım ya da kanın ozmotik basıncında bir azalma olması lazım. Şimdi kanın akış hızı arkadaşlar etkiler bunu. Nasıl etkileyecek? Mesela kanın akış hızı artarsa daha fazla miktarda besin geçecek doku sıvısına. Dolayısıyla doku sıvısı artar.
kılcal damardaki kan basıncı, evet, bu artarsa yine doku sıvısını artırır. Kandaki protein miktarı artarsa yine kandaki protein kan basıncını artırır. Bu da olur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olacak. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diyor ki ritmik bir şekilde koşmaya başlayan bir atletin iskelet kaslarında miktarlarından hangilerinde azalma görülür? Şimdi arkadaşlar ne yapıyor? Ritmik bir şekilde koşuyor. Kreatin fosfat azalır değil mi? Kreatin fosfat, çünkü ilk önce o kreatin fosfattaki fosfatı ayırıyoruz. Onu ADP'ye bağlayarak ATP elde ediyoruz ve kullanıyoruz. Oksijen kullanımı artar. Glikojen miktarı da azalır arkadaşlar. Besin bulamadığımız, yani glikoz bulamadığımız zaman glikojeni yıkıyoruz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 C şıkkı olacak. 49. Omurgalılarda kas doku fonksiyonlarından hangilerine sahiptir? Şimdi ısı üretir kas doku, böylelikle vücut ısımızın düzenlenmesini de sağlar. Hareket etmeyi sağlar, vücuda şekil verir. Cevabımız E şıkkı olur. 50. Beyincikte meydana gelen bir hasar sonucunda hangileri oluşabilir? Arkadaşlar beyincik vücudumuzun dengesini sağlıyor. Şimdi hareketlerde koordinasyonsuzluk olur. Güçsüz, karmaşık hareketlerde bulunma. Yine sonuçta hani dengeyi bozduğu için bu da olur. İşitmenin bozulması. Bakın işitme ile bilgisi yoktur. O yüzden bu olmaz. Kaslarda titreme de olur. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olacak. 51. İmpulsların çizgili kas hücrelerindeki motor plaklarına ulaşmasından sonra gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi sıralamada son olarak yer alır? Bakın motor plaklarına ulaşmasından sonra, ilk önce okuyalım sonra sıraya koyalım. H bandının kaybolması, ATP az enziminin aktif hale gelmesi, aktin ipliklerin miyozin iplikler üzerine kayması, kalsiyum iyonlarının miyofibriller arasına boşalması, ATP yıkımıyla elde edilen enerji sayesinde aktin ipliklerinin hareketlenmesi. Şimdi arkadaşlar burada ilk önce ne olacak biliyor musunuz? İlk önce kalsiyum iyonları miyofibrillerin arasına boşalacak. Daha sonra ATP az enzimi aktif hale gelecek. 2 numarada ATP yıkımıyla birlikte aktin iplikleri hareketlenecek. 3 numara. Sonra aktin iplikleri miyozin iplikler üzerine kayacak. 4 numara. En sonunda H bandı kaybolacak. 5 numara. Cevabımız A şıkkı olur. 52. Sinir sisteminde iletilen impulsun hızı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? İmpulsun hızı. Uyarının eşik değerinin üzerinde olması. Arkadaşlar uyarı eşik değerinin üzerinde de olsa, eşik değerde de olsa impuls hızı uyarana bağlı olarak değişmez. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Akson çapı ne kadar büyükse impulsun hızı o kadar yüksektir. Dolayısıyla buna bağlı. Miyelin kılıfı yine impulsu hızlandırır. Ramier boğum sayısının az olması impuls hızlandırır. Sinapsın az olması da impuls hızlandırır ama A şıkkı etkilemez. Cevabımız A olur. 53. Şimdi burada yukarıdaki şemada dolaşım sistemine sahip ergin omurgalı canlı ile ilgili hangisi söylenemez? Bakın solungaç vermiş burada arkadaşlar. Balıklardan bahsediyor değil mi? Balıklar. Şimdi diyor ki ömür boyu iskeleti hiyalin kıkırdaktan oluşabilir. Evet bu bir kemikli balık olur. Oluşabilir arkadaşlar. Doğrudur. Küçük dolaşım, büyük dolaşım ayrımı yoktur. Dikkat ederseniz bakın direkt solungaçlarından vücuda gidiyor. Vücuttan kalbe geliyor. Küçük dolaşım, büyük dolaşım ayrımı yok. Çünkü akciğer gibi bir ayrım yok. Doğru. İskelet kasları miyoglobini çok fazla miktarda içerdiğinden oksijen açığı oluşmaz. Arkadaşlar bu yanlış. Balıklarda miyoglobin yoktur. Miyoglobin olmadığı için arkadaşlar oksijen açığı oluşur onlarda. O yüzden bu yanlıştır. Lenf dolaşımı bulunmaz. Doğru. Beyinden 10 çift sinir çıkar. Bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. 54. Kılcal damarlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Tek sıra endotelden oluşur. Bu doğru arkadaşlar. Kan ile dokular arasında madde alışverişini sağlar. Bu da doğru. Toplar damar ucundaki kan basıncı atar damar ucundan daha yüksektir. Hayır, bu yanlış. Atar damarda daha fazla, toplar damarda daha azdır. Hatta 40'dan kaça kadar düşüyordu? 15'e kadar düşüyor. Bu yanlıştır. Kanın akış hızı toplar damar ve atar damardan daha düşüktür. Doğru.
Alveol kılcalları ile doku kılcallarında oksijenin difüzyon yönü birbirine terstir. Bu da doğru. Alveol kılcallarında arkadaşlar oksijen işte alveollerden kana doğruyken, yani dokudan kana doğruyken, doku kılcallarında oksijen kandan dokuya doğru olur. Çünkü alveoller de bulunuyor akciğerlerde. Akciğerlerde oksijen kana verilir, kandan alınmaz. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. 55. Yukarıdaki tabloda verilen kas çeşitleri ve özellikleri ile ilgili verilenlerden hangileri doğru değildir? Şimdi kas tiplerini vermiş. İskelet kası, kalp kası, düz kas. Şimdi çekirdeğin yerine bakalım. Çekirdeğin yanı diyor ki iskelet kasında sarkolemmanın yanında. Doğru. Kalp kasında merkezde, düz kasta merkezde. Bu doğrudur. Enerji kaynağı olarak iskelet kaslarına anaerobik demiş. Arkadaşlar iskelet kasları hem anaerobik hem aerobik yapar. O yüzden bu yanlış. Kalp kası sadece aerobik yapar, anaerobik yapmaz. Düz kas aerobik yapar. 2 numara yanlıştır. Sinir kontrolü iskelet kasları somatik sinir. Evet, kendimiz kontrol edebiliyoruz. Kalp kası ve düz kas otonom. Bu doğrudur. Çekirdek sayısı iskelet kaslarında çoktur. Kalp kasında arkadaşlar tek de olabilir, çok da olabilir. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız 2 ve 4 C şıkkı olacak. 56. Ergin dönemde olan bir kadının kan tahlili yapıldığında üreme ile ilgili hormonların progesteron büyüktür östrojen, büyüktür LH, büyüktür FSH olduğu görülmüştür. Buna göre bu bireyin menstrual periyot içerisinde evrelerinden hangilerinde bulunduğu söylenebilir. Arkadaşlar, eğer ki bir bireyde progesteron seviyesi yüksekse bu birey bir kere folikül üretmez. Folikül üretmesi için FSH yüksek olması lazım. Bir kere ovulasyon evresinde olamaz. Ovulasyon evresinde olması için LH'ın en yüksek olması lazım. Bu olsa olsa corpus luteum evresindedir. Hatta hamiledir bile diyebiliriz. Cevabımız Bursa şıkkı olur. 57. Aşağıdaki moleküllerden hangisi protein yapıda değildir? Çok kolay bir soru. Hemoglobin protein yapıda. Klorofil, miyoglobin, miyozin protein yapıda ama maltaz nedir? Maltaz arkadaş. Pardon. Ben nereye gidiyorum ya? Yanlış söyledim. Klorofil değildir tabii ki. Hemen çok kolay dedim. Yanlış yaptım. Ne güzel değil mi? Hemoglobin zaten protein. Maltaz bir enzim olduğu için protein. Miyozin ve miyoglobin de proteindir ama klorofil arkadaşlar protein yapıda değildir. 58. Kapı toplar damarında aşağıdaki organik maddelerden hangisine rastlanmaz? Kapı toplar damarı neydi? İnce bağırsağı karaciğere bağlayan damardı arkadaşlar. Şimdi globulin. Globulin neydi? Bir protein değil mi? Globulin bulunabilir. Mesela bizim yediğimiz besinlerde globulin vardır. Geçmiştir olabilir. Yağ asidi. Kapı toplar damarında arkadaşlar yağ asidi olabilir. Amino asit fruktoz olabilir ama kitin olamaz. Çünkü kitin sindirilmesi gerekiyor kitinin olması için. Direkt kitin şeklinde bulunamaz arkadaşlar. Kitin bir polisakkarittir. Sindirilmiş olması lazım. O yüzden cevabımız Bursa şıkkıdır. 59. Okuduğu kitap sayfalarını normal olarak 25-30 cm uzakta tutması gerekirken 40-50 cm aralığında uzaklaştırarak okuyabilen bir insanda. Bakın burada ne varmış bu insanda? Yakını görememe. Yakını net görememe yani. O zaman bunda hipermetropluk var. Hipermetropluk. Hipermetropluk, yakını görememe. Hatırlayın derslerde ben size anlatmıştım. Yakını göremeyen bir bireyde göz ekseni nasıl oluyordu arkadaşlar? Göz ekseni şöyle bakın, yakındaki bir kişinin size taş attığını düşünün. Genelde denk getirir ama biz denk getirmediğini düşünüyoruz. Ne yapar arkadaşlar bu birey? Denk getiremediği için işte taşı arkamıza atar değil mi? O zaman görüntü nereye düşecek? Bakın görüntü normalde retinanın üstüne düşmesi gerekirken arkaya düşer. Peki neden arkaya düşer? Çünkü göz ekseni arkadaşlar daralmıştır. Yani göz ekseni küçülmüştür. Burada ne diyor? Göz ekseni boyuna uzamıştır diyor. Hayır. Boyuna kısalmış olması lazım. Mercek normalden daha kavisli hale gelmiştir diyor. Şimdi daha kavisli hale gelmiş olsaydı arkadaşlar o zaman kavisli de bir dakika hastalığın adı aklıma prespitlik ortaya çıkıyor. Bu da değil. Görüntü sarı beneğin arka kısmında net olarak. Evet bakın arkaya düşüyor dedik. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. 60.
Aynı bireyden alınan retina ve kas hücresinin DNA baz dizilimi aynı olmasına rağmen farklı proteinlere sahip olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Bakın, DNA baz dizilimi aynı ama farklı proteinlere sahip. Diyor ki içerdikleri tüm RNA'ların baz dizilimlerinin farklı olması, DNA üzerindeki mesajcı RNA sentezlenen promotör bölgelerin farklı olması, DNA'dan sentezlenen tüm RNA'ların büyüklüğünün farklı olması, transkripsiyon sıklıklarının farklı olması, DNA üzerindeki bütün genlerin RNA sentezine açık olması. Şimdi arkadaşlar, DNA baz dizilimi aynı olduğunda farklı protein sentezlenmesinin sebebi aktif bölgelerin farklı olmasından kaynaklanır. Aktif bölgenin farklı olması demek de DNA üzerindeki mesajcı RNA sentezlenen promotör bölge, yani aktif bölge cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olur. 61. Geldik şimdi alan eğitimi kısmına. Aşağıdaki kazanımlardan hangisi Blom'un bilişsel alan sınıflamasına göre daha üst düzeyde yer alır? Lenf dolaşımını açıklar. Bu değil. Madde döngüleri ve hayatın sürdürebilirliği arasında ilişki kurar. Dursun bakalım. Solunum sistemi hastalıklarına örnekler verir. Hayır. Dolaşım sistemi rahatsızlıklarını açıklar. Hayır. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. Hayır arkadaşlar, bakın aralarında ilişki kurduğu için B şıkkı daha üst düzeyde yer alır. Dikkat ederseniz bilme, kavrama falan filan yazmıyorum. Siz de sınavda lütfen uğraşmayın arkadaşlar. Bakın hangisi size göre daha üst düzey geliyor, onu işaretleyin. 62. FSH ve LH hormonlarının dişi ve erkek memelilerde farklı etkiler oluşturmasının nedenlerini soran bir biyoloji öğretmeni aşağıdaki cevapları alıyor. Buna göre öğretmen öğrencilerinden hangilerine yanlış cevap verdiklerini belirterek doğru düşünmeleri için örnekler vermelidir. Bakalım. Dişi ve erkekte feedback mekanizması farklıdır. Dişi ve erkekte hormonun reseptörü bulunan organların işlevleri farklıdır. Dişi ve erkekte aynı endokrin bezden salgılanmadıkları için farklı etkilerde bulunurlar. Bir kere. Bir yanlış, değil mi? Dişi erkekte feedback mekanizması aynı arkadaşlar. Negatif geri bildirim var. Bu aynı. Bu bir kere yanlış düşünüyor. İki numara doğru düşünür. Çünkü organların işlevleri farklı olduğu için farklı etki gösteriyor. Üç de yanlıştır. Dişi ve erkekte aynı endokrin bezden salgılanmadıklarını söylüyor. Hayır, FSH'da LH'da hipofizden salgılanır. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız ne olur? C şıkkı 1 ve 3 olacak. 63. X'e bağlı kalıtım ve ayrılmama konusunu öğrencilerine aktarırken bir öğretmenin tüm öğrencilerinin özelliklerinden hangilerine dikkat etmelidir? Öğrenirken eşit zamana ihtiyaç duymadığı, evet arkadaşlar, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kalıtım ile ilgili temel kavramları bilmeleri gerektiği, buna da dikkat etmemiz gerekiyor. İstekli ve gönüllü olarak konuyu öğrenmeye zaman ayırması gerektiği, buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Cevabımız E şık. 64. Biyoloji öğretmenliği alanında okuyan öğrencilerin niteliğinin artırılabilmesi için çalışmalarından hangileri yapılmalıdır? Gerekli alan yeterliliklerinin eksiksiz kazandırılması. Evet, ama şu an gerçekten hani ben üniversitelerde eğitimin şu an nasıl olduğunu tam olarak bilemiyorum ama bizim zamanımızda arkadaşlar çok da yeterli olmadı. Ben inanın bana öğretmenliğe başladığım zaman birçok konuyu öğrendim. Mesela protein sentezi olsun, yani bunları hocamız anlatıyordu ama slayttan anlata anlata genellikle geçtikleri için bizler hani çok da iyi bilgiler almıyorduk. Mesela sistemlerin birçoğunu biz işleyemedik. Çünkü hayvan fizyolojisi diye bir dersimiz var. Bunu bir döneme koymuşlar ve kitabın kalınlığı yaklaşık 700-800 sayfalık bir kitap. Onu bir dönemde sadece 2 saatlik derste maalesef öğrenmemiz mümkün değildi. O yüzden içerikleri mutlaka düzenlenmesi, ders saatlerinin artırılması gerekiyor eğer şu an öyle bir eğitim varsa hala. Eğitim fakülteleri öğretim programının güncellenen MEB müfredatına uygun olarak değiştirilmesi doğru. Son teknolojiye uygun materyalleri kullanabilme yeterliliğine sahip şekilde mezun olmalarının sağlanması, bu da olur. İnşallah şu an bununla ilgili düzenlemeler yapılıyordur. Mesela biz MEB müfredatına göre değil de daha çok, hani gerçi ben öğretmenlik değil de ben bölüm bitirdiğim için daha detaylı gördüm. Büyük ihtimal o yüzden de bunları düşünüyor olabilirim. Öğretmenlik okuyan arkadaşların daha farklı olabilir. Eğitim fakültesi okuyanların. 65.
11. sınıf biyoloji dersinde denetleyici ve düzenleyici sistem duyu organları konusunu anlatmaya başlayacak olan bir biyoloji öğretmeninin 10. sınıfta yer alan konularından hangilerini hatırlatması öğrencilerin konuya hazır bulmuşluk sürecini artırır. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman mitoz ve eşeysiz üreme, mayoz ve eşeyli üreme, kalıtım ve biyoçeşitlilik, biyolojik çeşitlilik. Şimdi denetleyici ve düzenleyici sistem, duyu organları. Yani mitoz eşeysiz, mayoz eşeyli, kalıtım ve biyoçeşitlilik. Ben hadi yalnız 3 derim ben buna bence. Mitoz ve eşeysiz üreme, mayoz ve eşeyli üreme ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ama gerçi duyu organlarında göz rengine falan girmiyoruz. Denetleyici, düzenleyici sistem, hormonları ve sinir sistemini anlatıyoruz. Ben buna kalıtım yine bir nevi ama mitoz ve mayozla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Yine bir cevabına bakayım. E şıkkı diyor arkadaşlar. Hepsini almış. Ama ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Hani yanlış düşündüğüm bir kısım varsa lütfen siz yorumlarda yazın. Ben de en azından doğrusunu öğrenmiş olayım. 66. soru. Bir öğretmenin çiçekli bitkilerde tozlaşma olayını öğrencilerine aktarırken aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirmesi öğrencilerin dikkatini artırarak duyuşsal öğrenme düzeylerini yükseltir. Bakın çiçekli bitkilerle ilgili bir dikkat artıracağız. Bakalım. Tozlaşma çeşitlerini tahtaya yazmak. Hayır. Tozlaşmanın ne anlama geldiğini öğrencilere sormak. Bence bu da olmaz. Çiçek örneklerini ve mikroskobik polen resimlerini bakın işte. Bu olur. Öğrencilere göstermek. Bu dikkat çekicidir arkadaşlar. Cevabımız direkt C şıkkı olacak. Diğerlerini de okuyalım. Çiçekli bitkilerde üreme konusunu öğrencilere anlattırmak. Hayır, bence dersi en sıkıcı yapan şeydir bu. Kitapta ilgili olan konunun altını çizerek öğrencilere okutmak. Bu da olmaz. Cevabımız C şıkkı olacak. 67. Stoma kilit hücrelerinin şeklini tahtaya çizen ve hücre yapısıyla ilgili genel bilgi veren bir biyoloji öğretmeni açılıp kapanma prensiplerini anlatmadan önce bazı sorular sormuştur. Biyoloji öğretmeni aşağıdaki sorulardan hangisini sorması öğrencilerin daha önce öğrendikleri bilgileri kullanarak bu soruyu çözmeleri imkansız olduğu için eğitim etiğine aykırıdır. Bakalım kilit hücrelerdeki ozmotik basıncı hangi şartlar altında artabilir? Bu olur değil mi? Sonuçta ozmotik basıncın ne olduğunu biliyorlar. Kilit hücrelerinin çeper kalınlaşmasının farklı olması, hücreler turgor durumuna geçerken nasıl bir etki oluşturur demiş. Şimdi buraya baktığımız zaman, dursun bakalım. Kilit hücrelerinde pH değişiminin nişasta miktarı üzerine etkisi nedir? Bakın arkadaşlar. Şimdi biz bunu öğrencilere öncesinde söylemiyoruz. Mesela nişasta miktarı, pH etkileşimi bunları öncesinde söylemediğimiz için C şıkkı etiğe aykırıdır. Kilit hücrelerinin fotosentez yapması sonucunda pH ne yönde değişir? Bu karbondioksit miktarı azaldığı için pH artar demesi gerekiyor. Kilit hücrelerinde gece ve gündüz hangi olaylar farklı olarak gerçekleşir? Bu da olur ama C şıkkı olmaz. 68. Aşağıdakilerden hangisi biyoloji öğretmeninin alan bilgisiyle ilgili yeterliliklerinden biri değildir? Bitki biyoloji ünitesini kaç hafta anlatacağını planlayarak süreci değerlendirme. Şimdi bu alan bilgisi mi sizce? Bir dursun. Nükleik asitler konusunda özgün problemler oluşturabilme bu alan bilgisiyle ilgili. Protein sentezini anlatırken farklı alıştırmalar yaparak konunun pekiştirilmesini sağlama bu da olur. Bitkilerin büyüme ve gelişmesini etkileyen faktörlerle ilgili özgün deneyler oluşturabilme. Bu da olur. Sürdürülebilirliğin geliştirilmesi için projeler üretme ve uygulama. Bu da olur ama A şıkkı olmaz. A şıkkı tamamen plan programla ilgili, alan bilgisiyle ilgili değildir. 69. Solunum sistemi konusunu işleyen bir öğretmen derste aşağıdaki basamakları uyguluyor. Buna göre şeklinde uygulanan basamakların gerçekleşme sırası. Şimdi solunum sistemiyle ilgili bakalım. Solunum sistemi ile ilgili etkinlik ve deneylerin tanıtımının yapılması, solunum sistemleri çeşitlerinin ve insanda hayvanlarda soluk alıp vermenin kısaca anlatılması, öğrencilerin kapasitelerine ve ilgilerine göre yapabilecekleri deneyleri seçebilmeleri için zaman tanınması, etkinlikler süresince öğretmenin rehberlik yapması. Şimdi bakın ilk önce ne yapacak? Kısaca bir anlatması lazım. Birinci sırada bu.
Sonra etkinlik ve deneyleri tanıtması lazım. Sonra öğrencilerin seçmesi için zaman tanıması lazım. En sonunda onlara rehberlik etmesi lazım. Yani 2, 1, 3, 4 olur. Cevabımız Bursa şıkkı olur. 70. Hücre konusunda kavram haritası hazırlayan bir öğrencinin uygulamalarından hangilerini yapması doğru bir işlem olarak tanımlanır? Hücre konusunda kavram haritası hazırlayacak. Hücre zarı kutusunu oluştururken zarda gerçekleşen difüzyon, aktif taşıma ve endositoz için ayrı oklar kullanması. Bu doğrudur değil mi arkadaşlar? Doğru olur. Ribozomun çekirdek zarı, endoplazmik retikulum, mitokondri ve kloroplast ile doğrudan bağlantılı olduğunu gösteren oklar yerleştirmesi. Evet, ribozom sonuçta bunlarda bulunabiliyor. Bu da olur. Mitokondri ve kloroplastın hücre zarı ile doğrudan bağlantılı olduğunu oklarla göstermesi. Arkadaşlar, mitokondri ve kloroplast hücre zarından bağımsızdır. O yüzden bunlarla ilgili ok gösteremez. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olur. 71. Eğrelti otlarında metagenez ile üremeyi anlatan bir biyoloji öğretmeninin aşağıdaki işlemlerden hangisini yapması konunun anlatılma güçlüğünü artırabilir? Sınıfa spor keseleri oluşturmuş eğrelti otu örneklerini getirerek görselliği artırmak bu olabilir. Video ve slide gösterileriyle metagenezi öğrenci gözünde canlandırmak bu da doğru olur arkadaşlar. Sınıftan bir öğrenciyi seçerek metagenezi görsel şema kullanmadan öğrencinin anlatmasını bakın bu zor olur arkadaşlar. Çünkü metagenezi anlatırken şema kullanmak daha iyidir. Hani bu biraz zorlaştırır. Üreme şemasını tahtaya çizerek kavramları tek tek açıklamak bu olur. Kavram haritası oluşturarak konuyu anlatmak bu da olur ama hiçbir şey çizmeden direkt anlatmak hem anlatmayı zorlaştırır hem de anlamayı zorlaştırır. 72. Dolaşım sistemi konusunu soru cevap yöntemiyle işlemek isteyen bir öğretmen ilkelerinden hangilerine uymalıdır? Soru cevap. Bakalım diyor ki sürekli soru sormak. Bu olur değil mi? Sonuçta soru cevap yöntemi yapıyor. Her soruda yalnızca bir davranışı kazandırmalı. Doğru arkadaşlar bu da olur. Öğrencileri de soru sormaya teşvik etmeli. Bakın öğrenciler cevap verecek, soru sormayacak. O yüzden bu olmaz. Cevabı evet ya da hayır olan sorular sormalı. Hayır, cevabı açıklayıcı sorular olmalıdır. Cevabımız A şıkkı. Çünkü sonuçta dolaşım sistemini soru cevap yöntemiyle anlatacak. Anlatması için evet hayır kullanmaması lazım. Öğrenciler konuyu bilmedikleri için soru sormaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 A şıkkı olur. 73. Genom projesinin tamamlanması sonrasında son biyoteknolojik gelişmelerin insanlar üzerinde uygulanabilirliğini tartışmaya açan bir biyoloji öğretmeni hangilerini sergilemelidir? Görüşleri ön yargısız ve hoşgörüyle karşılama. Evet, tartışma yapıyorsa hoşgörüyle karşılayacak. Farklı görüşleri reddetme. Hayır, bunu yapmaz. Kendi fikirlerinin kabul edilmesi yönünde dayatma ve ısrar etme. Bu da olmaz. Sonuçta demokratik bir ortam oluşturacak. Cevabımız A şıkkı olur. 74. 12. sınıfta nöronlarda elektrokimyasal iletim konusunda tanımlarını kavratan bir biyoloji öğretmeni bu terimleri aynı sınıfın müfredatını işlerken aşağıdaki konulardan hangisinde tekrar ederek pekiştirebilir? Bakalım. Kılcal damarlarda madde alışverişi, hayır. Çizgili kaslarda kasılma uyarımını. Arkadaşlar çizgili kaslarla ilgilidir bu, o yüzden burada olacak. Cevabımız B şık. 75. Hücrenin bölünme aşamalarını laboratuvarda inceleyen öğrencilerden birkaç grup oluşturulmuştur. Gruplardan birinin görevi mitoz bölünmenin metafaz safhasını incelemek ve özelliklerini belirtmektir. Bu gruptaki öğrenciler doğru sonuçlara ulaşabilmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygulamalıdır? Mikroskop aracılığıyla metafazı gözlemek, mitozu ilk evreden son evreye kadar incelemek, mayoz bölünmenin birinci evresini incelemek, farklı canlılarda mitozu incelemek, mayozun ikinci evresindeki tüm aşamaları incelemek. Burada ne yapması lazım arkadaşlar? Sadece metafaz evresini inceletmek istediği için direkt mikroskop aracılığıyla metafazı gözlemlemek olacak. Evet, böylece bu denememizin de sonuna geldik. Unutmayın, bakın şu anki ortam arkadaşlar sizi strese sokmasın. Çünkü biz eninde sonunda bu alan sınavına gireceğiz. O yüzden kendimizi ne kadar iyi hazırlarsak o kadar bizim açımızdan iyi olur. Şöyle düşünün, sınav iptal olsa bile
Sorular çok kolay sorulsa bile sonuçta bizi diğerlerinden ayıracak olan alan eğitimidir. Yani alan bölümüdür arkadaşlar. Dolayısıyla bizim çok çok iyi çalışmamız lazım. Lütfen sınav iptal olur mu, iptal olmaz mı? Mesela bir yandan televizyon şu an açık, ben bakıyorum, takip ediyorum acaba iptal oldu mu değil mi? Yedi iklim yayınları şu an inceleniyor. Bir inceleme yapılıyor. Buna göre belli olacak. Büyük ihtimal iptal olacak sınav. Biz belki bir ay sonra tekrardan genel kültür, genel yetenek sınavına gireceğiz. Eğitim bilimlerinin iptal olacağını düşünmüyorum ama belli olmaz. Biz bu sınava girsek de girmesek de, iptal olsa da olmasa da alan sınavı bizim için önemlidir. O yüzden lütfen etrafta olanları düşünmeden alan sınavına çalışın arkadaşlar. Benim naçizane tavsiyem budur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.